hayır sayın anneciğim. Tam zamanında geldi. Topuk neredeyse iskeleye yanaşır. Kibar ol dediysek o biçim ol demedik sana. Dik dur. Göğsünü şişir. Yürürken ağır ağır iki yana sallan işte böyle. Sen karışma lan. Şoförsen şoförlüğünü bil hıyar. Başüstüne. Hani senin şoför şapkan? Boşuna mı para döktük bütün bunlara? Çabuk git ki. Hadi. Selam dur. Durdum. Rahat. İşte böyle. Misafirlerimizi görür görmez işte böyle selama duracak ve hoş geldiniz, şeref verdiniz diye bağıracaksın, tamam mı? Peki abla. Ne ablası lan? Sultan Ana diyeceksin, Sultan Ana. Kaç sefer anlatacağım sana gerizekalı. İkiniz de beni iyi dinleyin ve kulağınızı iyi açın. Son defa anlatıyorum. Bir yanlış yaparsanız hepimiz mahvoluruz ona göre. Bu arabanın kirasına, üstümüzdeki elbise ve takılara şimdiye kadar tam 200 milyon harcadık. Buna en iyi iki odasını bir haftalığına ayırttığımız otel ve yemek masraflarını da eklersek bu iş bize yarım milyara patlayacak. Bu para babanın mirasından kalmadı. Yastığın altından da çıkarmadık. Borç aldık, borç. Son kalan evimizi ipotek ederek borçlandık. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı abla. Ulan şimdi ben senin ablanı? Sultan teyze. Teyze değil ulan. Anne. Anlaşıldı Sultan Ana. Ha şöyle hizaya gel. Sana gelince benim gerizekalı oğlum ne yapıp ne edip Latife'nin gözüne gireceksin, tamam mı? Hani sen koyununa gireceksin demiştin. Şimdi gözüm oldu. O sonra oğlum. Önce onun gönlünü çeleceksin. Güzel bakışlarla, tatlı sözlerle onu kendine aşık edeceksin, tamam mı? Canım, ciğerim, prensesim diyeceksin. Ha, nazik yapsın, bak o biliyor. Ulan salak! Benim oğlum ve Latife'nin desti izdivacına talip olan sensin. Bu bizim uşağımız, şoförümüz, anlasana. Anladım. Anlamadın ve bir yanlış yaptığın takdirde seni kendi ellerimle boğarım, haberin olsun. Bu bizim hayatımızdaki son fırsatımız. Onlar bizi çok zengin biliyorlar. Buraların en geniş topraklarına sahibiz. Eski tarlaları parselleyip tatil köyleri olarak pazarlıyor ve trilyonlar kazanıyoruz. Hani nerede? Sözde ulan sözde. Burada kaldıkları zaman içinde buna onları da inandırabilirsek ve de Latife ile seni evlendirebilirsek ne ala? Yoksa? Vapur geldi. Hı? Toparlanın. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sultan Ana. Sultan Ana benim salak. Hadi şimdi indir elini. Geldikleri zaman yaparsın. Hadi göreyim seni benim yakışıklı oğlum. Kıza öyle bir bakış bak ki içi erisin. Kara sevdalara tutulsun. Değişmemiş Hamzacık. Tıpkı delikanlılığındaki Hamza gibi. Köyde peşimden koşup duran Hamza gibi. Bu şırfıntı Gülizar aramıza girmeseydi belki de Hamza'yla biz. Ama o olsun. Ona da kalmadı ya Hamza. Öldü. Zavallı Hamza da dul kaldı. Latife de Latife yani. Bir içim su mübarek. Sulanma lan Şemsettin'in o. Evet. Benim o. Yanlış yapanın gözünü oyarım ona göre, dikkatli olun. Aman efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük Sultan Bacı. Bu kızım Latife. Maşallah, Allah nazardan esirgesin. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Bu da benim biricik oğlum Şemsettin. Öpsene lan. Hop. Önce babayı oğlum. Hoş geldiniz. İyi ki bu güzel kızı getirdiniz. Sultan abla, yok yani işte... Kes lan saçmalama! Al şunu, al. Kusura bakmayın, sizi görünce şaşırdım. Nazik bizim şoförlerimizden biridir. Misafirliğiniz süresince emrinizde olacaktır. Geç arabaya. Baş üstüne. Eviniz uzakta mı? Değil. Ama sizi rahat edesiniz diye buranın en büyük oteline götürüyorum. Neden efendim? Evde kalırdık.
Olmaz. Hem rahat edemezsiniz hem de dedikodu olur. Buraları küçük yerler biliyorsunuz. Her şeyi laf ediyorlar. Bekar bir adamla dul bir kadın. Öyle değil mi Hamza? Hele bir evlatlarımızın işini halledelim. Sonra nerede isterseniz orada kalırsınız. Başımızın üstünde yeriniz vardır.